Arkadaşlar Atölyemiz yeniden hoş geldiniz. Ben Halit. Bugünkü konumuz iki noktalı perspektif. Daha önceki videomuzda, eğitim videomuzda tek noktalı perspektif nasıl yapılır onu göstermiştim. Bir de mekan videosu çekmiştim. Şimdi iki noktalı perspektife geçiyoruz. Konumuzu yazalım yine. Şimdi iki noktalı perspektif nedir? Tek noktalı perspektif videomuzu izlerseniz onun hakkında kısaca bir bilgi edinmiş olursunuz. İki noktalı perspektifte tek noktalı perspektifin iki noktalısı doğal olarak. Adı üstünde iki tane noktamız var. Ufuk çizgisi neydi, nasıl belirleniyordu? Yine tek noktalı perspektif videomda bahsetmiştim. Onu izlerseniz iyi anlayabilirsiniz söylemek istediklerimi. Tek noktalı perspektifte tek bir nokta kullanıyorduk ve bütün çizdiğimiz her şey tek noktaya gidiyordu. Ve tam karşıdan gördüğümüz mekanlar için kullanılan bir çizim tekniğiydi. Şimdi iki noktalı perspektifte hafif çapraz açılardan gördüğümüz objeler ve mekanlar için kullanılan çizim tekniği. Örnek verecek olursam mesela şöyle bir objem var. Bu objeyi şu şekilde tuttuğumda tek noktalı perspektifte görmüş oluyorsunuz. Aşağı yukarı aldığımda ufuk çizgisi dediğim çizgide üstünü ve altını görüyorsunuz. Ama şu şekilde çapraz tuttuğumda farkındaysanız çizgiler bu şekilde gitmeye başlıyor ve iki noktalı perspektife geçiş yapmış oluyoruz. Bu da aynı şekilde ufuk çizgisinin altına indiğinde altını görüyoruz, üstünü görüyoruz. Yukarıya doğru kaldırdığımda yani ufuk çizgisinin üstüne çıktığında altını görmüş oluyoruz. Teorik olarak anlatabileceğim bilgi şimdilik bu kadar. Çizim yaparken daha çok bahsedeceğim ve pratik yaparak geliştirilebilecek bir konu. Araştırma çizgisi kullanmayı kesinlikle unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, teorik olarak bahsetmiştim. Şimdi uygulamasını yapacağız. Şimdi öncelikle bahsettiğim gibi ufuk çizgisini belirliyoruz. Ufuk çizgimi belirledikten sonra iki nokta belirliyoruz bu sefer. Biraz daha küçük alanda anlatayım. İki nokta belirliyoruz. Şimdi bunun antrenmanı şu şekilde yapılıyor. Küp çizerek, tek noktalı perspektifte yaptığımız gibi küp çizerek yapabiliyoruz. Küp çizmemiz gerekiyor. Tek noktalı perspektifte nasıl bütün her şeyi tek noktaya gönderiyorduk ve her şey paraleldi. Şimdi iki noktamız var ve bütün çizgilerimiz iki noktaya gitmek zorunda. Sadece dikey olan çizgilerimiz dikey olacak. Kağıdın yanına paralel olacak. Onun haricinde hiçbir çizgimiz ufuk çizgisine ya da kağıdımıza paralel olmayacak. Şöyle göstereyim. Mesela bir küp çizelim. Yine dikeyde boyutunu belirledim. Sağ yüzeyde göreceğimiz alanların hepsi sağ noktaya gidecek. Sağdaki kaçış noktasına gidecek. Yani şu şekilde. Araştırma çizgisiyle yapıyorum bunu farkındaysanız. Araştırma çizgisi ne diye merak edenler olursa atölyemizde araştırma çizgisinden bahsettiğimiz bir videomuz var. Onu izleyebilir. Sol taraftaki yüzeyler ise soldaki kaçış noktamıza gidecek. Evet, şimdi bunu çizdikten sonra tek noktalı perspektifte olduğu gibi yine bir derinlik belirliyoruz. Mesela derinliğim bu olabilir. Aynı şekilde bu sefer bu tarafta da belirlememiz gerekiyor. Çünkü bu alan farklı, bu alan farklı. Burada da belirledikten sonra bu sefer geriye doğru taşımamız gerekiyor. Yani bu tarafa gidecek. Aynı şekilde burası da. Buradaki noktalar da bu tarafa gidecek. Bunları da birleştirdiğim zaman küpüm ortaya çıkmış oldu. Şimdi bunu netliyorum. Netlerken farkındaysanız kağıdımı sürekli çeviriyorum. Çünkü daha rahat çizgi attığım yöne doğru kağıdımı çevirirsem daha güzel, daha doğru bir çizim ortaya çıkar. Evet, bu birinci çizimimiz. İki noktalı perspektifte küp hangi noktaya yaklaşırsa o yüzeyini daha az görmeye başlarız. Mesela örnek verelim. Bu şimdi tam ortada olan bir küp. Bir tane de şuraya çizelim. Sağdaki kaçış noktama yakın olan küp olsun bu. Yine dikmemi belirledim. Dikey çizgimi. Sağ tarafa çizgilerimi atıyorum. Şimdi yine sol tarafa çizgilerimi atıyorum.
derinliğimi belirliyorum. Yine aynı şekilde burada da derinliğimi belirliyorum. Bu çizgiler tamamen dik olması lazım. Eğer dik olmazsa hatalı bir küp çıkartırsınız. Bunu da çizdikten sonra arkada oluşan alanı birleştirdiğimde küpüm ortaya çıkmış oldu. Yine aynı şekilde bunu da netliyorum. Bunu da netlediğimde küpüm ortaya çıkmış oldu. Farkındaysanız bu tarafa kaydıkça bu yüzeyi daha az görmeye başladık. Bu tarafa kaydıkça da bu yüzeyi daha az göreceğiz. Şimdi bir tane de bu tarafa çizelim daha rahat anlayabilmeniz için. Yine dik şekilde çizgimi attım. Soldaki yüzeyimi sola gönderiyorum. Sağdaki yüzeyimi de sağ kaçış noktama gönderiyorum. Yaptıktan sonra derinliğimi belirliyorum. Unutmayın, derinlik tamamen dik olması gerekiyor küp çizerken. Eğer dik olmazsa hatalı olur. Yine noktalarım belirlendi. Bu noktaları da bu sefer bu yüzeydekini üstünü görebilmem için bu kaçış noktasına göndermem lazım. Aynı şekilde bu yüzeydekini de bu tarafa göndermem lazım. Çizdikten sonra şurada bir alanım zaten oluştu. Eğer doğruysa zaten bu noktalar birbirine tam denk geliyor. Eğer değilse tekrar çizgi atarak düzeltebilirsiniz. Yine netliyoruz. Evet. 1 numaralı küpümüz, 2 ve 3 numaralı küpümüz. Tam ortadayken iki yüzeyi de neredeyse eşit görüyoruz. Çünkü ikisinin de tam ortasında ve iki alanında eşit miktarda görebiliyoruz. Ama sağ tarafa yaklaştığımda bu kaçış noktasına bu tarafı daha az görüyoruz, burayı daha çok görüyoruz. Tam tersi, sola yaklaştığı zaman sol tarafı daha az görüyoruz, sağ tarafı daha çok görüyoruz. Bu perspektifle alakalı. Ufuk çizgisinin üstüne çıktıkça da küpün ya da çizdiğimiz objenin altını görürüz. Şu an üstünü görüyoruz ya. Şöyle yapalım. Bu üst kısmı. Buraları alt kısmı. Ama bu küp üstte olursa, ufuk çizgisinin üst tarafında olursa altını görürüz. Mesela bir tane, üç tane de buraya örnek yapalım. Aynı şekilde tam ortaya dikimi attım. Sağa ve sola perspektife gönderdim kaçış noktalarıma. Bir derinlik belirledim kendime. Burada ince bir derinlik belirleyelim ki eşit olmasın. Bunları da kaçış noktalarıma gönderdim. Ve dik bir şekilde çizgimi çektiğimde noktalar birbirine kavuştu. Demek ki doğru bir küp çizmişim. Ve bunu netlemem gerekiyor. Netledikten sonra görüyorsunuz ki alt kısmını daha çok görüyorum. Yani alt kısmını görüyorum çünkü ufuk çizgimin üzerinde. Şuraya yazalım ufuk çizgisi diye. Şimdi bir tane de bu tarafa çizelim. Derinliğimi belirledim. Burada da belirledim. Yine küpüm çıktı. Bunu netliyorum.
netledikten sonra yine görüyorsunuz ki altını daha çok görüyorum. Bu sefer sağ tarafını daha az görüyorum. Derinliği fazla verdiğim için çokmuş gibi duruyor ama aslında daha çapraz açıdan görüyorum çizdiğim objeyi ya da küpü. Bu tarafını daha çok görüyorum. Şimdi isterseniz buraya bir tane de bu sefer farklı bir şey çizelim. Ne çizelim? İnce bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgen prizma çizelim. Çok da farklı olmadı. Dikimi atıp iki yöne çizgilerimi gönderdim. Derinliğimi belirledim. Yine bu noktama gönderdim. Buradakini buradan belirledim derinliği de. Bu sefer daha böyle derin olsun. Bu taraftakini de sağ yüzeye, sağ taraftaki kaçış noktasına gönderdim. Dik çizgimi çektim. Ve küpüm ortaya çıktı. Şu an araştırma çizgilerinden olduğu için çok fazla belli olmuyor. O yüzden netlemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi perspektife giden küpümü çizdim, küplerimi çizdim. Bunlara da numara verelim. 1, 2, 3. Ufuk çizgisinin altında olursa dediğim gibi üstünü görüyoruz. Ufuk çizgisinin üzerinde olursa altını görüyoruz. Şunu da şöyle tarayalım. Kafamız karışmasın. Böyle yaptığımızda daha rahat anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde pratik yaparsanız hem çizgilerinizi toparlarsınız hem de perspektifinizi çok iyi geliştirirsiniz. Benim tavsiyem, ben size anlatabilmek için araştırma çizgilerini bastırarak gösteriyorum. Biraz daha fazla bastırıyorum. Normalde şu siliklikte olması gerekiyor. Çok silik olması gerekiyor ki kafanız karışmasın. Daha silik yaparsanız daha rahat görürsünüz çizdiğiniz şekli. Artı hamur silgi alırsanız hamur silgiyle yumuşatarak netlemenizi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitim videolarımız devam edecek. Ama devam edebilmesi için de sizin beğenmeniz ve takip etmeniz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.